Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, heyeti saygıyla selamlıyorum. Aile ve Gençlik Fonu üzerine konuşuyoruz, kanun üzerine konuşuyoruz. Önergemiz kanunun aslında tümüyle değiştirilmesi üzerine. Burada kanunun tek bir maddesinden ziyade ruhu üzerine konuşmamız gerekirse şunu belirtelim ki bugün gençliğimiz içerisinde deizm, ateizm, agnostizm gibi değişik akımlar had safhada ön plana çıktı. Elbette bunun belki başka gerekçeleri bulunabilir ama burada insanlar çok dikkatli sizin söylemlerinizle eylemlerinize bakıyor. Söylem olarak bir kimliği temsil ediyor ama eylemleriniz farklıysa o zaman durum değişiyor ve insanlar diyor ki eğer bunlar Müslümansa ben değilim diyor. Aslında burada AK Partili arkadaşlardan buna yönelik bir çözüm getirilmesini beklerdik. Ne var ki bu kanun tümüyle tamamen finansal jargon üzerine kurulmuş ve sosyal dayanağı olmayan, ahlaki bağları düşünülmeyen, inanç değerlerimizle herhangi bir bağ bulunmayan bir yasa olarak önümüze getirildi. Burada tabii tenkide tahammüller olmadığı için arkadaşların hiçbir şeyi ciddiye almak istemiyorlar ama bilesiniz ki buradaki tenkitler sizin teşekkür etmeniz gereken hususlardır. Gerçekten 20 yıl öncesiyle bugünü düşündüğümüzde acaba neslimiz, gencimiz bu noktadan bulunduğumuz noktaya nasıl geldi? Uyuşturucu şebekeleri nasıl etkili oldu? İnsanlar neden intihar ediyor? Aileler neden boşanıyor? Neden aileler huzursuz? Bunların hiçbirisinin cevabı aranmıyor. Sadece para ödeyerek her şeyi çözeriz zannediliyor. Bilelim ki bir insana para verdiniz, evlendirdiniz. Evlendi ama işsizlik var ise aileyi geçindirecek geliri yoksa o aile nasıl devam etsin? Siz işsizliğe çözüm bulmadıktan sonra burada ortaya koyduğunuz bütün çözümler, fonlamalar sadece birilerinin cebini doldurmaktan öte gitmez. Burada her şeyin parayla çözüleceğini zannedenler aslında para için her şeyi yapabilecek olanlardır. Maalesef kanunun temeline baktığımızda ruhu para verelim, işleri düzeltelim. Herhalde bütün işler böyle yürütüldüğü için parayla gençlik sorunlarının da çözüleceği zannediliyor. Ve maalesef hemen her dönemde bilelim ki bugün arkadaşlarımız gençlerin seçilme yaşından bahsettiler. Eyvallah. Evet seçiliyorsunuz, seçiliyorsunuz ama burada gençler süs bitkisi olarak, deyim yerindeyse sembolik olarak buraya meclise getiriliyor. Yürütmede bir görev derseniz hiçbirisi yok. Sadece sembolik olarak, deyim yerindeyse konum ankeni olarak buraya getiriliyorlar. Hepiniz de biliyorsunuz ki iki tane, üç tane gençlik kollarından, mahalle yönetimlerine seçilmiş, getirilmiş adamlarla biz gençliğe değer veriyoruz falan demek geçersizdir. Bugün Türkiye gençliğinin ne halde olduğu hepimizin malumudur. Acaba gençleri getirdiğinizde hangi etkilerini gördük? Hangi tesirlerini gördük? Hangi probleme çözüm getirdiler? Sadece burada konuşan hatiplerin yüreğinizi dağlayan sözlerine yerinden cevap verip hatibin sözünü kesmek aslında ahlaki değerlerimiz açısından da gençliğe uygun olmayacak girişimlerle ortadasınız. Ben şunu söyleyeyim, burada konuşan hatiplere itiraz edinceye kadar yüreğiniz yetiyorsa şu Gazze'ye giden gemileri durdurun. Yüreğiniz yetiyorsa gidin limana, limanda bir eylem yapın, görelim sizi. Ben geçen gün tekrar ettim, yine tekrar ediyorum. Burada 20 tane onurlu, vicdanlı, insaflı AK Partili dostumuz çıksa Sayın Cumhurbaşkanım, Gazze bombalanıyor. Siz İsrail'le ilişkileri askıya almadığınız sürece biz AK Parti ile ilişkilerimizi askıya alıyoruz deseler inanın durur. Ama biliyorum ki Gazze konusu da sadece istismar konusu. İnanın bir milletvekili olarak utanmamız gerekir. Hele de AK Partili milletvekilleri kendileri iktidar partisinin mensubu olduklarının bilincinde. Genç yok mu şuna?
Buyurun, buyurun, buyurun. Genel kurula hitap edin, buyurun. Değerli milletvekiller, bakın burada gazeteyi halen protesto ediyorsunuz ama gereğini yapmıyorsunuz. Burada adeta orta ikiye giden müsamere çocukları gibi elimizde Gazze'deki katliamın fotoğrafını alarak birini aramayız. Siz burada hareketlerinizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını da sarsıyorsunuz. Burada fotoğraf göstermenize gerek yok. Burada onurunuzu, duruşunuzu gösterin. Hele de bahçede ellerinde çocuk fotoğraflarıyla gerçekten siz buraya da milletvekili olduğunuzun farkında değilsiniz. Burası icraat yeri, burası eylem yeri, burası sadece düşünme değil, düşünmenin gereğini yapma yeri değerli milletvekilleri. Onun için evet, sesiniz çok ama görüntü yok. Laf var ama icraat yok. Sizin Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 9. maddesi üzerine İYİ Parti adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evvela şunu kabul etmek gerekir. Aile ve Gençlik Fonu kurulması talebi başlı başına bir başarısızlık itirafıdır. Gençliğin ve aile kurumunun yaşaması için gerekli askeri koşulların bile sağlanamadığına işarettir. Zira Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mevcut olanaklarına rağmen böyle bir fon kurulmasına gerek duyulmasının başka bir izahı yoktur. Kıymetli milletvekilleri, bugün gençliğin yaşadığı sorunlar her yönüyle hayati öneme sahiptir. Gençler bırakın aile kurmayı, yarını bile düşünemez haldeler. Ne yazık ki ülkemizde her şeye rağmen eğitimini tamamlayıp sınavlarda başarılı olanlar mülakat gibi liyakat dışı engellere takılmaktadırlar. Tıpkı seçim sürecinde olduğu gibi mülakatlar kalkacak türünden geçici vaatler, umutları elinden alınmaktadır. Hiçbir anlam ifade etmeyen vaatler ve yaşanan adalet skandalları eşliğinde güven duygusu zedelenen gençler karamsarlığa kapılarak çareyi yurt dışına gitmekte buluyorlar. Sayenizde eğitimleri dışında olan vasat işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Gençler bir yandan sürekli derinleşen yoksullukla boğuşurken diğer yandan yasa dışı yollarla zenginleşen yeni yüzlerin gösterişli hayatları karşısında sarsılmaktadırlar. Geleceğe dair inancı ve adalet duygusu zedelenen gençlerimiz bu haldeyken onlardan aile kurmasını, kursalar bile bu ailelerini huzur ve mutluluk içinde yaşamasını beklemek iyimserlik olur. Sonuç olarak Türkiye aile yapısı ve gençliğine ilişkin sorunlar öncelikle buralarda aranmalıdır. Türkiye aile yapısı gençliğini ayağa kaldırmanın yolu ise belli belirsiz fonlar kurmaktan ziyade bu noktaya nasıl gelindiğini samimiyetlere bakarak öz eleştiri yapmaktır. Gereken tedbirleri almaktır. Esas nedenleri görmezden gelerek kurulan fonlar, verilen vaatler gençliği oyalamaktan başka hiçbir şey değildir. Gençler kağıt üstünde kalan uçucu vaatler değil, gerçek bir değişim görmek istiyor artık. Değerli milletvekilleri, 3 hafta önce İYİ Parti olarak yetiştirme yurtlarında kalan ve buralardan ayrılan çocukların sorunlarının tüm boyutlarıyla tespit edilmesine ilişkin araştırma önergemizin gerekçesini bu kürsüden açıklamıştım. Bu çocukların denetimsizlikler nedeniyle türlü suç şebekelerinin kolay hedefi haline gelmesine dikkat çekilmesine rağmen önergemiz maalesef AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Devlet koruması altındaki çocuklar hepimizin sorumluluğundadır. Sorunlarına kayıtsız kalıp aile yapısından ve gelecek endişesinden bahsetmek inandırıcılıktan yoksundur. Toplumu yakından ilgilendiren böyle bir hassas konunun reddedilmesinin ardından şimdi aile yapısını ve gençlik hakkındaki kaygıların dile getiriliyor olmasının ne derece samimi olduğunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Partimizin hafta sonu gerçekleşen toplantısında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de dikkat çektiği üzere yetiştirme yurtlarındaki evlatlarımızın akıbetiyle ilgili yüz kızartıcı bulgular söz konusu.
Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili detayları İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya'ya paylaşmıştır. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç da eğer böyle bir iddia varsa üzerine gidilmesi gerekir. Sözlerinin arkasında durursa hakikatler yüzüne çıkacaktır. Böylece bizler de Türk gençliği ve aile yapısının sahiden düşünüldüğüne ikna oluruz. Son olarak aile ve gençlik fonu korunmasına ilişkin sunulan kanun teklifinin ne ailenin ne de gençliğin sorun ve ihtiyaçlarının giderilebilecek nitelikte olmadığını biliyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, aynı mahiyetteki önergeler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum.